CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndansa Biden'ın skandal açıklaması karşısında sessiz kaldığı iddialarına yanıt geldi. Ben Biden'a 22 Nisan'da seslendim. Soykırım kelimesini kullanmasının doğru olmayacağını anlattım diyen Kılıçdaroğlu, dış politika üzerinden hükümeti eleştirdi. Siyasetçilere düşen görev, geçmişin acılarını bugün siyasi malzeme konusu yapmamalarıdır. Tarihin derinliklerinden ders çıkararak geleceği barış ve kardeşlik üzerine inşa etmektir. Joe Biden'a böyle gösterdiği tepkisini, niçin sessiz kalıyor eleştirilerine de ben açıklamamı 22 Nisan'da yapmıştım karşılığını verdi. 19 Mayıs 1985 tarihinde New York Times ve Washington Post gazeteleri Sayın Biden'ın önüne konsaydı belki bu açıklama hiç olmayacaktı. 1915 olaylarının bir soykırım olarak görülmeyeceğini, adlandırılmayacağını ilan ediyorlardı bütün dünyaya. CHP meclis grup toplantısında kürsüdeydi Kemal Kılıçdaroğlu. Dış politikanın sıcak başlıkları üzerinden hükümete yüklendi. Öyle bir noktaya geldik ki Yunanistan Dışişleri Bakanı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne meydan okuyor ya. Benim ağrıma gidiyor. Salgınla mücadelede gündemindeydi. Ramazan bayramına kadar uygulanacak tam kapanma öncesinde Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulundu. Fakire fukaraya dışarı çıkma evinde otur dedin. Bir sosyal programı Erdoğan'ın açıklamasını bekliyoruz. CHP lideri Kılıçdaroğlu sandık mesajı da verdi. Çok badireler atlattı Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Yine dostlarımızla birlikte sonlandıracağız. Esnafımızla, çiftçimizle, emeklimizle, taşeron işimizle bu ülkeyi yaşanabilir cennet bir ülke haline getireceğiz.